Sevgili Yücel Direya ile beraberiz. Polat Rönesans'ın yıllarca emek verdiği çok önemli bir şef. İleride de duayen şefler arasında, çünkü gençsin, Çok benden biri teşekkürler. olacaksın. Yücel abi, kısa bir demeçler alacağım. Fikirlerini alacağım. Sektör nereye gidiyor krizde? Yani otel mutfaklarında krizden etkilenmemesi için neler yapmalı, sen neler yapıyorsun? Yani şu an ülkemizi ciddi boyutta etkileyen korku ortamı mutlaka bizim sektörümüzde de etkisini gösterdi. Bu aşağı doğru iniyor. Yani insanlar artık korktukları için seyahat etmeme kararı, gerilim olan yerlere seyahat etmeme kararı aldılar. Dolayısıyla turistimiz ciddi o boyutta azaldı. Bunun için de oteller artık özellikle İstanbul otelleri küçülmeye gitti. Biz de bundan nasibimizi aldık. Küçülüyoruz. Menülerimiz küçülüyor. Daha başarılı yemekler yapmak zorundayız. İnsanların bizi tercih etmesi için, yerli turistlerin veya bölgemizdeki insanların bizi tercih etmesi için daha iddialı yemekler yapmamız lazım. Ve bu işi, bu geçiş sürecini, Menüyü küçültürken kaliteli yemekler kalite, ortaya çıktı bu tabii sefer. kaliteli yemekleri ortaya çıkaracağız. Daha az insanla daha güzel şeyleri hazırlama, artık Şu an patronların istediği tepkiler de olumlu. tepkiler de çok olumlu. Biraz daha iddialı yemekler hazırlıyoruz. Güneydoğu mutfakları çok ön planda şu anda. Ama Bunu hep Türkiye coğrafyasındaki ürünlerden de besleniyorsunuz. kesinlikle beslenmek zorundayız zaten. Çeşitlilik, rekabet ortamı bunu gerektiriyor. Biz de bundan nasibimizi biz de aldık ve hem bölge insanların gelişmesi için, oradaki esnafın gelişmesi için hem de biz bunları destek vermeye devam ediyoruz, edeceğiz de otellerimize sokacağız bunu. İnşallah kısa sürede de bu ortamın düzeleceğine inanıyorum ben. Başka ne sorunlar görüyorsun? Farklı sorunlar, yani turistin olmadığı bir ortamda tabii ki her şey kesiliyor. Bacası sanayi altı doğru iniyor. Bütün esnafa, küçük esnafa kadar gidiyor bu. Stajyer sorunu var demiştin Stajyer bir sorunu ara bana. alamıyoruz. Çünkü artık insanlar stajyer sorunu, çok fazla stajyer oldu. Ülkemizde her şey bir anda çığ gibi yayılıyor. Yani market diyorsunuz, bir bakıyorsunuz herkes, her yer market olmuş. Özel hastane diyorsunuz, her yer özel hastane. AVM, her yer AVM açılıyor. Bu aşçılık okulları da belki gerekli ama çok hızlı bir şekilde açılmaya başladı. Ortaya çok fazla stajyer çıktı. Çocuklar şu an bir yanlış algı yönetimi de oldu. Belki gastronomi sektörü de buna mukabil hızlı bir büyüme gösterdi. İnsanlar en kötü dönemde bile karnımızı doyurmak en önemli ihtiyacımız. Yani kriz olsa bile para kazanamadığımız dönemde mutlaka ne Doğru. diyoruz? Güzel bir yemek yiyelim de moralimiz bozulsun diye. Dışarı çıkıyoruz, yemek yiyoruz. Bir şekilde hayatımızı bu şekilde geçiriyoruz. Şu an okulların çok fazla olması ve bizim de oteller olarak personellerimizi küçültürken, stajyeri alıp oraya koymak çok şey oldu. Zorlaştı yani durum çocuklar için. Biz de onlar için üzülüyorum bir anlamda. İnşallah birkaç seneye kadar bu ortamın düzeleceğine inanıyorum. Çok Teşekkürler teşekkür verdiğin ederim güzel Gökmen Bey. fikirler için, Sağ olun. bilgiler için.